Sen hala yatmadın mı abiciğim? Arzu. Efendim? Gel şöyle 2 dakika otur da konuşalım seninle biraz. Ya Mümin amca konusunu duyuyorsan, ya merak etme, o zaten kabullenecek evleneceğimizi. Zamanında Barbon'un ona çektirdiklerinin öcünü alıyor işte kendince. Yok abicim. Mümin'in ne dediği, ne yaptığı benim umurumda bile değil. Yeter ki siz mutlu olun. Benim derdim başka. Ne o zaman? Aslı. Aslı. Aslı hakkında ne konuşacağız ki? Aslı kimi seviyor Arzu? Aslı'nın bir sevdiği mi varmış? Aa, ay baksana bana bile söylemiyor yani, görüyor musun? Yani hiçbir şey bilmiyorum diyorsun. Ama Aslı geceliğin gizli gizli evden kaçarken Gül'le bir olup onu idare ediyorsun. Ha, öyle diyorsun yani abi. Bak bana bir şey bilmiyorum deme. Kız kardeşini başıboş bıraktığın için daha çok kızarım sana. Hayır, bir isim duyduğumuz falan da yok ki. Şirkette bir Teo var, bir Barış Bey var patronu. Teo desen Gül'le beraber onu biliyoruz. Patronu desem benim rahmetlinin ailesiyle yaşadıklarımı biliyor. Böyle bir ilişkiye girmez. Bir tane orada temiz yüzlü bir çocuk var. Beraber çalıştığı. O olabilir mi? Kim? Hangi çocuk? Ha, sen o yüzden mi gittin şirkete böyle koştur koştur? Ay abicim ya, sen de az değilmişsin ya. Bak böyle şeyler hafife alınmaz. Aslı benden bir şeyler gizledikçe ben kafamda kuruyorum. Daha kötü oluyor. Ne oluyor, ne bitiyor biliyorsan anlat. Canım abicim benim. Öyle kurulacak bir şey yok, merak etme. Ben seni anlıyorum ama bunu demek Aslı'ya düşer, ablasına değil. O hazır olunca sana anlatacak, merak etme. Hadi ben yatıyorum. İyi geceler. İyi geceler abicim. Teneffüste ne yaptın peki? Hiç, sınıfta oturdum. Senin aldığın kitapları okudum. İyi ki almışsın onları Allah. Mert de çok sevdi. Mert şu güzel resim yapan çocuk muydu? Evet, hem de çok güzel resim yapıyor. Kitapları okudunuz? Evet, herkes saklambaç, yakartop falan oynuyordu. Biz de sınıfta kitap okuduk. O yüzden biraz daha kitaba ihtiyacımız olacak Allah. Tamam. O iş bende bal böceğim, merak etme, halledeceğim. Süper. O zaman okula gitmeden önce 5 dakika daha çalışalım. Tamam. Ama bak, eğer zorlanırsan ya da ayakların yorulursa bana söyleyeceksin, tamam mı? Zorlamana gerek yok. Tamam. Kapıyı kapat, görmesinler. Tamam çiçeği. Aşkımın ilkbaharı ne oldu? Sen niye böyle tutuldun gene? Niye böyle kara kara bakıyorsun? Ne düşünüyorsun ya? Ha? Barbon, diyorum ki acaba böyle nişanı evde mi yapsak? Aile içinde yüzükleri takıp geçiştirsek? Ne bileyim, baban da şey yani... Hayır, hayır. Olmaz öyle şey ya. Hayır, olmaz. Benim aşkım, benim arzum ne istiyorsa, süslü püslü nişan istiyorsa süslü püslü olacak arkadaş. Hayır, olmaz öyle şey. Tamam, böyle. Olsun da nasıl olacak Barbu? Neyle yapacağız Barbu? Nerede yapacağız? Aşkım, bak
Tamam biliyorum bak burayı istemiyorsun. Ne bileyim her gün masasını sildiğim yerde nişanlanmak istemiyorum falan diyorsun ama şuraya bir bak be aşkım ya. Yani burası, burası her şeyin başladığı yer bir güzelim. Olmaz dediklerini oldurduğumuz yer. De, bak hatırla sandalyelerini bile biz boyadık buranın ya. Ya farz et mesela şöyle düşünelim. Böyle cins bir yer tuttuk tamam mı? Yani en başta biz kendimize ad edemeyeceğiz ki kızım ya. Yani oturacağız, kalkacağız bir şeyler falan. Yani orada emanet gibi duracağız ya. Yani. Ama bak burası olsa her gün nişan anılarımızın olduğu yere geleceğiz. Her sabah nişanlandığımız yerin kapısını açacağız ya. Yani. Ya çocuklarımız olsa çocuklarımıza diyeceğiz ki böyle küçük küçük barbolar, arzular olacak ortada. Ben onlara diyeceğim ki yani bakın diyeceğim annenizle ben burada nişanlandım diyeceğim ya. Yani. Öyle mi diyorsun? Öyle diyorum tabii aşkım. Hem bir de ne diyorum biliyor musun? Ne diyorsun? Sen sadece iki günün değil, benim nefes aldığım her günün kraliçesisin. Söz mü? Söz tabii be. Hem de en kralımdan barba söz aşkım. Ben seni çok seviyorum barba. Hayırdır? Biz nişanı kafede yapmaya karar verdik anne. Oh çok şükür. Bitti inadın yani ha? Ay. Arzu bak şimdi böyle deyip de başıma kalkmak yok sonradan değil mi anne? Aa aşk olsun Neşen de sen de ya. Arzu öyle bir insan mı gözünü seveyim ya lütfen. Ben kızımı bilmez miyim canım? Ha? Hmm. Arzu. Yavrum, ben de istemez miyim her şey kızımın gönlüne göre olsun? Ama işte imkanlarımız bu kadar, ne yapalım? Yok annem, benim içim rahat, sen hiç merak etme. Ben de burada olsun istiyorum artık. Tamam kızım, ne zaman yapalım o zaman? Hemen o zaman, yarın yapalım, hemen yapalım yarın. Delirdin mi oğlum sen? Ne zaman yetişecek onca şey? Kıyafetler de hazır zaten. Şimdi gidip mahalleye de haber veririz. Niye erteleyelim değil mi? Ben daha fazla beklemek istemiyorum anne. Ben de Aslı'ya bir haber vereyim de kızacağız şimdi yer aramasın boşuna. Tamam tamam hadi git sen söyle hadi. Delirdi bunlar delirdi kafa iyice gitti bunların.